Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Toplumsal kurumları ekonomi konusuyla sürdürüyoruz arkadaşlar. Milli gelir nedir? Bir ülkede bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplam mal ve hizmetlerin para cinsinden ifadesidir milli gelir arkadaşlar. Milli gelirin ülke nüfusuna bölünmesi sonucu elde edilen gelire kişi başına düşen milli gelir adı verilmekte. Evet, toplam milli geliri bir yılda üretilen mal ve hizmetleri ülke nüfusuna bölerek neyi elde ediyoruz? Kişi başına düşen milli geliri elde ediyoruz. Para nedir? Her gün uğruna birçok savaşların verildiği temel kavram, ekonominin en önemli kavramı. Yaşamımızda neredeyse hepimizi ilgilendiren temel bir unsur olan para nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin bir ihtiyacı giderme özelliğine kullanım değeri adı verilmekte. Arkadaşlar, bu kullanım değeri adını vermiş olduğumuz mal ve hizmetin bir alışveriş konusu olmasına da ne deniyor? Değişim değeri, mübadele. Bir mala karşı bir mal, bir hizmete karşı bir hizmet ya da başka bir kullanım değeri, değişim değeri ile adlandırılacak bir kavramdan söz etmemiz gerekiyor. Bir malın başka bir malla el değiştirmesine takas, trampa adı verilmekte. Gelişen pazar ekonomisinde pratik sorunlar çıkarması nedeniyle arkadaşlar, takas yoluyla alışveriş yerini para kullanımına bırakmıştır. Bir doktora ihtiyacı olan bir marangoz, mobilyaya ihtiyacı olan bir doktoru aramak, bulmak zorunda değildir. Bu şekilde ne oluyor? Marangoz ürettiği malı değil, parayı kullanarak istediği doktora gidebiliyor. Öyleyse para ne oluyor? Bir satın alma gücü. Her türlü alışverişte kullanılabilen bir değişim aracı. Ekonomik bir değer birimi oluyor. İş bölümü nedir? Farklı işler var. Çünkü farklı ihtiyaçlar var. Farklı ihtiyaçlar farklı işleri ortaya çıkarıyor. Bu da farklı insan gücünü gerektiriyor arkadaşlar. Bir işin kendi içinde farklı bölümlere ayrılarak ilgili uzman kişiler tarafından yapılmasına İş bölümü adı verilmekte. Toplumlarda 3 çeşit iş bölümü var. Doğal iş bölümü, sanayileşme öncesi tarım tipi toplumlarında görülen bir iş bölümü biçimi. İşler yaşa ve cinsiyete göre biçimleniyor bu toplumlarda. İlkel toplumlarda erkekler ne yapıyordu? Avcılık yapıyordu. Kadınlar ve çocuklar da toplayıcılık yapıyordu. Burada yaş faktörü ve cinsiyet faktörü iş bölümünü belirlemede önemli etkenlerdi. Mesleki iş bölümü ise toplumların gelişmesiyle beraber meslekler ortaya çıkıyor. Belli işleri belli kişiler sürekli yapmaya başlayınca meslek grupları oluşuyor. Marangozluk, çömlekçilik, terzilik, kunduruculuk gibi. Daha sonraları meslek sayıları ne yapıyor? Artıyor. Oldukça artıyor ve çeşitleniyor. Mühendislik, doktorluk, avukatlık, öğretmenlik. Teknik iş bölümü ise sanayileşme ve makineleşme sonucu uzmanlaşmış teknik insan gücüyle ortaya çıkıyor. Bu teknik insan gücü
otomatlaşıyor. Sadece bir alanda bilgi ve becerilerini yapar ve sunar hale geliyor. Geniş pazarlara yönelmek için çok üretmek gerekiyor. Bunun için de otomatlaşmış, hızlı, çok ve seri üretim yapmak amacıyla teknik iş bölümü zorunlu bir hale geliyor. Enflasyon nedir? Enflasyon hayat pahalılığıdır arkadaşlar. Mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi sonucu paranın satın alma gücünün düşmesidir enflasyon. Talebin yani bir şeye olan isteğin, talebin onu karşılayacak olan sunumdan, arzdan daha çok olması durumunda ortaya çıkan bir durum bu. Üretilen mal ve hizmetler talepleri karşılayamaz oluyor ve bu durumda piyasada fiyatlar yükselmiş oluyor ve paranın da değeri düşüyor. Enflasyon sabit gelirlileri ve alacakları arkadaşlar olumsuz yönde etkiliyor. Deflasyon nedir? Enflasyonun tersi bir durumdur. Deflasyon. Piyasada fiyatlar düşüyor ve paranın satın alma gücü artıyor bu defa. Talepler azalıyor. Herhangi bir mala karşı talep azalıyor. Genelde mallara karşı talebin azalmasıyla üretim de ne oluyor? Yavaşlıyor. Tüketim ve yatırımlar düşüyor. İşverenler işçi çıkarmaya başlıyor ve firmalar da maalesef kapanıyor. Deflasyon toplumda pek istenmeyen dengesizlikler ve huzursuzluklar yaratan bir durum, ekonomik bir durum arkadaşlar. Revalüasyon nedir? Bir ülkede devletin müdahalesiyle milli paranın değerinin döviz ve altına göre, yabancı paralara göre yükseltilmesi durumudur. Burada devletin müdahalesi söz konusudur. Devalüasyonda durum daha başkadır arkadaşlar. Revalüasyonun tersine bir ülkede paranın değerinin döviz ve altına göre düşmesidir. İç ve dış piyasadaki fiyat farkını ortadan kaldırmak amaçlanır devalüasyon yapmakla. Dış ödeme açıkları böylece devalüasyonla ne yapılmış olur? Kapatılmış olur. Stagflasyon ise enflasyon sonucu piyasada yaşanan ekonomik durgunluğun adıdır. Stagflasyon durumlarında piyasa tamamen durgunlaşır, fiyatlar yükselmiştir, paranın satın alma gücü düşmüştür ve ülkenin büyüme hızı azalmış ve işsizlik de maalesef artmıştır.